Sırada yerel yönetimde genişletilmiş EBS-CBS entegrasyonu Osman İnan Bey'in sunumu var. Hocam buyurun. Merhabalar. Ben Osman İnan, Atakum Belediyesi'nde gerçekleştirdiğimiz elektronik belge yönetim sistemine dayalı coğrafi bilgi sistem entegrasyonu sizlerle paylaşacağım. Konuyu size üç ana başlık altında anlatacağım. Niye buna bir gereksinim duyduk? Yapılan projenin aşamaları ve sonuçlar ve öneriler şeklinde olacak. Bildiğiniz gibi coğrafi bilgi sistem kurulması kanunlarla bir zorunluluk haline getirilmiş. Ancak yüksek nitelikli hizmet vermek isteyen belediyeler için artık bu bir gereklilik haline geldi. Yani bir belediye vatandaşına iyi hizmet vermek istiyorsa elindeki doneleri, bilgileri, coğrafyayı, tabiatı, kişiler hakkında tüm bilgileri o işlemi yapan memurlarına, işçilerine ve sosyal dayanışma kuruluşlarına anında iletilebilmeli. Bu amaçla bu ihtiyaçlardan geriye doğru gittik. Yani amaçtan sonuca değil, sonuçtan amaca doğru giden bir proje yapmaya çalıştık. Peki biz bunları nasıl yapacağız? Öncelikle çalışanlarımıza bu verileri istediği yerde, istediği ortamda verebilmemiz gerekliliğini gördük. Tamam, bunu da kabullendik. Peki bu hizmeti sunarken daha önce klasik yöntemlerde sunmuş olan hizmetin de vatandaşa hızlı iletildiği gibi vatandaşın da bu hizmete ulaşması için bir hız kazanması gerekiyordu. Bu nedenle de sadece belediyemiz içinde değil, belediyemizin dışında da diğer paydaş kuruluşlarla yani vatandaşlarımızın hizmet aldığı tüm kamu kurum kuruluşlarına da hizmeti alıp verebilecek ortak bir sistem kurmaya çalıştık. Ve en nihayetinde de doğal olarak bu erişime vatandaş da her yerden ulaşabilsin diye tablet ortamında mobil CBS sistemini güncelleştirmeye çalıştık. Sizlere ekranda da gözüktüğü gibi klasik süreci çok kısa bir şekilde anlatacağım. Peşinden yapmaya çalıştığımız elektronik belge yönetim sisteminin coğrafi bilgi sistemi ile birlikte entegre olabilmesi için ara motorda iş zekasını kullandık. Aslında bu işte kendisi her iki projeye de hakim iki ayrı firmayla çalıştık ve bu iki firmanın birbirleriyle entegresini ise iş süreçleriyle sağlamaya çalıştık. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi şeyde klasik süreçte normal vatandaş belediyeye gelir. Önce belediye başkanını, belediye başkan yardımcısını görür. Peşinden ilgili müdürüne gider. Devam eder, eder, eder. En son işi yapacak birime ulaşır. Bunlar yapıldıktan sonra devam olarak aynı sinsile bir daha geriye gelir. Bu hem belediye personeli tarafından hem de çalışan tarafından ve sonuç alan vatandaş tarafından da yüklü bir maliyet. Yapılan projemizde biz neyi amaçladık? İlgili kişi talebini ister sözel olarak, ister telefon olarak veyahut da internet üzerinden belediyemize ilettiğinde bu hizmetin ne olduğunu sistem algılayabilsin ve anında işi yapan kişiye, direkt operatöre iletebilsin. Aradan başkan yardımcısını, müdürleri, karar verme aşaması sırası onlara gelene kadar çıkarttık. Bunun sonucu olarak da yapmaya çalıştığımız işlem şu. Her talep mutlaka ve mutlaka bir mekanla ilişkilendirildi. Yani belediyemize gelen bir talep, düşünün ki bu bakanlıktan gelen bir talepse, bu belediyemizin tüm sınırını ilgilendiren bir Atakum Belediyesi sınırı olarak talep alınıyor. Bir mahalleye gelirse mahalle sınırı, eğer kişi ise kişinin oturduğu konum, bir cadde sokaksa cadde sokak ya da bir noktaysa bir çöp kutusunun talebi ise onun yeriyle ilgili mutlaka bir konumlandırma yapılıyor. Evet, burada bir yeni görevlendirmenin nasıl başlandığını ve ilişkilendirdiğini ekranda size yansıtmaya çalıştık. Kişi talebini yapar yapmaz daha önce mevcut standart dosya plan koduna göre bu işlemleri kağıtsal arşiv olarak alınıyor.
Daha sonra bunlardan yeniden bilgi edinmeye çalışıldığı zaman bu raporlanamıyordu. Bunun yerine şöyle bir çözüm getirdik. Şimdi kişi talebini yaptıktan sonra standart dosya plan koduna göre kodunu alıyor ve mutlaka daha operatöre gelmeden evvel yerin nereyle ilgili olduğu dosyası birleştiriliyor. İşi yapan operatör iş önüne geldiği anda ilk yapmaya çalıştığı şey şu. Az önce sizlere ekranda göstermiştim. Bu konuyla ilgili bir vatandaşımızdan talep geldiği anda işi yapacak olan memurun önüne ekranında bu bölgeyle ilgili ve aynı konuya tabi taleplerin hepsi ekranına geliyor. Ve böylelikle burada kendisi karar verme mekanizmasını kendinden bağımsız olarak sisteme bağlı olarak yürütüyor. Atlama şansı yok. Mesela şu bölgemize geldi. Bu bölgede bir park yapım işlemi var. Burada daha önce birisinin de bir talepte bulunduğunu ama belediyemizin bu talebi gerçekleştiremediğini görüyor. Ve ilgili hemen evrak üzerinden otomatik olarak e-arşivine gidebiliyor. Bu konuyla ilgili bilginin cevabını görüyor ve buraya yeni bir cevap oluşturuyor. Bunun en güzel kaynağı bize şu oldu. Olumlu ve olumsuz işleri belediyenin bir hafta önce yapamadığı bir işlemi bir hafta sonra yapma imkanı varsa bunun yapabilirliğini personel gözden kaçırmıyor. Çok basit bir örnek vereceğim arkadaşlar. Hepimizin malumu. Biliyoruz ki bunu biz çok yerde de örnek veriyoruz. Bir belediyeden çöp kutusu talebi ettiniz. Çok basit bir taleptir bu. Ama o anda belediyenin elinde bu olmayabilir. Eve giderken uğradınız veya telefon açtınız. Dediniz ki bir çöp kutusuna ihtiyacım var. Belediye elinde olmadığı için talebinizi gerçekleştiremedi. Aradan bir 5 gün veya da 10 gün geçti. Yan komşunuz belediyeye gitti ve aynı talepte bulundu. Ve o çöp kutusu yerine geldiği zaman siz maalesef çok üzülüyorsunuz. Halbuki burada sizin de hizmetiniz yerine gerçekleştiriliyor. Fakat belediye personeli bir hafta önce böyle bir talebin olduğunu bilemiyordu klasik yöntemde. Şimdiki sistemimize ne yapıyor? Hemen bu sizin buradaki kırmızı talebinizi görüyor ve size de siz bizden bir hafta önce böyle bir talepte bulunmuştunuz. İşte talebinizi gerçekleştiriyoruz diye sizi de cevaben bilgilendirip memnun etmiş oluyor. Evet, burada da elektronik arşivin coğrafi bilgi sistemine entegrasyonunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu aslında bir önceki konumuzun devamı halinde. Burada ne yapıyoruz? Önceden biz arşivimizi klasik yöntemlerle arşivliyorduk. Mesela bir cadde adıyla, sokak adıyla, imar ada parsel numarasıyla. Daha sonlarda bunlarda bir değişiklik oluyordu. Örneğin bir caddemizin adı 115 numaralı caddeyken Şehit Ahmet Caddesi oluveriyor. Bu sefer belediyenin kayıtlarında binlerce ama binlerce kaydın değişmesi gerekiyor. Ya bir tane personel alacaksınız, bunun başına tek tek oturtacaksınız. Veyahut da imarda herhangi bir imar plan değişikliği oldu, parselasyon plan değişikliği oldu, ada numarası değişti. Maalesef arşiviniz tamamen çöp haline geliyor. Burada böyle bir yöntem izledik. Biz artık arşivi de az önceki örnekte anlattığım gibi kesinlikle ve kesinlikle ada, parsel olarak, cadde, sokak olarak kaydetmiyoruz. Bunun yerine cadde, sokağı ve ada parseli şu andaki konumla ilişkilendirmek için bir mihenk noktası olarak görüyoruz ve tüm arşivimizi konumsal bir alan ile sınırlandırıyoruz. Örneğin burada da olduğu gibi. Bakın çok basit bir örnek. Burada 5 numaralı parsel basit bir ifraz görmüş. 7 ve 8 numara olmuş. Bizim daha önce sözel verilerde 5 numaraya kaydettiğimiz bir evrağımız 2 yıl sonra baktığınız zaman yeni bir talep bize 7 numara olarak gelecek ama siz 5 ile ilgili hiçbir evrağa ulaşamayacaksınız. Ama dünya üzerindeki konumu ve yerimi değişmeyen bir evrağı biz 7'den de arasanız eski 5'in içinde kalıyor. 8'den de arasanız yine eski 5'in içinde kaldığı için konumu siz her halükarda bu evrağa ulaşacaksınız.
Cadde sokak adı değişse bile yine aynı konuma ulaşacağınız için hiçbir sakıncası olmayacak. Şu anda belediyemize yürüttüğümüz sistemde bu şekilde çalışarak evrak kaybını ve çalışanların operatörün evrağa erişmesini sıfıra indirgemiş bulunuyoruz. Bununla ilgili sizlere birlikte çalıştığımız firmaların ekran görüntülerini göstermek istiyorum. Daha önceki sunumlardaki arkadaşlarım da belirttiği gibi birden çok katman verisi var. Bu veri katmanlarının biz sadece belediye olarak 21 tanesini oluşturabiliyoruz. Diğer kamu kuruluşlarından alacağımız katmanlarla birlikte bu optimal bir belediye için, buna Büyükşehir Belediyesi olarak bakıyorum, 120'nin üzerinde katman var. Ve bu katmanların doğal olarak sadece ve sadece 21 tanesi belediyenin, diğerleri diğer kamu kuruluşların katmanları. O verilere biz ulaşamadığımız takdirde sürdürülebilir bir CBS'yi hayata geçirmemiz çok zor. Burada da bunu örneklemek istiyorum. Şimdi belediyemizde herhangi bir personelimiz herhangi bir veriye ulaşmak istediği zaman artık veriler bir öncekinde gördüğünüz gibi konumla ilişkilendirdiği için harita üzerinden herhangi bir yeri seçtiği zaman oraya ait tüm verilerine haritası üzerinden ulaşabiliyor, sorgulayabiliyor, analiz etme yeteneğine kavuşuyor. Arkadaşlar burada bu işin temelini oluşturan tabii ki sosyal dokunun gerçekliğini ortaya koyan imar planlarından bahsedeceğim. Her şeyin başı belediyelerde imar planı. İmar planı değiştiği takdirde belediyelerde her şey değişiyor. Bu nedenle biz imar planlarının sürdürülebilirliğini anlamak için belediyemizin kuruluş tarihinden bugüne kadar olan tüm imar planlarını, az önce arkadaşımın da anlattığı Çevre Şehircilik Bakanlığı projesinde olduğu gibi tamamını biz elektronik arşivden çıkartıp bunu mekanla ilişkilendirdik. Bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, birbirleriyle kesişim noktalarını, yeni bir plan yaptığınız zaman daha önceki mevcut hangi planları ortadan kaldırdığını, daha önceki hangi plan haklarını zedelediğini veyahut da tazelediğini grafiksel olarak ekrandan görüp yeni plan sahası çevirdiğimiz takdirde buraya ait olan numaratajdan tutun parselasyona kadar tüm verileri etkilediği için bu çalışma alanları diğer operatörler için de kapatılıyor. Yani biz burada bir çalışma başlattığımız zaman belediyenin herhangi bir biriminden burayla ilgili yapılacak bir resmi yazışmada iş ve imkanları doğrultusunda bilgilendirme alıyor ve yanlış bir işlem yapmıyor. Evet. Vatandaşlarımızın memnuniyetine. Asıl temel amacımız buydu zaten. Biz bu türlü çalışmalar yaptık. Belediye içerisinde belediye başkanımız memnun, memurlarımız memnun, biz memnunuz. Fakat vatandaşlarımız da memnun olabilmesi için şöyle bir süreç geliştirmemiz gerekti. Vatandaşlarımız, biz öncelikle şunu söyleyeyim, her sene yaklaşık 10.000 üzerinde nüfusu artan bir ilçeyiz. Bu nedenle bu hizmeti yapmamız zorunluluk haline geldi artık. Herhangi bir vatandaşımız normal sistemde, Türkiye üzerinde yürüyen sistemde şu anda ilgili kuruluşa gidiyor. İlgili kuruluş bazı belge ve bilgiler istiyor. Tekrar belediyeye geliyor. O belediyeye geldikten sonra tekrar oraya müracaat ediyor. İlgili belgelerini alıyor. Kendisi elden alıyor. Tekrar kuruma götürüyor. Bu işlem yaklaşık 2 gün sürüyor. Bu hem vatandaşın cebinden çıkan ciddi bir para ve zaman kaybı. Bunun yerine bizler şunu gerçekleştirdik. Bu konuda maalesef ilgili kuruluşlarla yani protokol yapmak, onlara bunu anlatmak, evrak almadan cevap verebilmek çok zorlandık. Şimdi yapılan işlem şu şekilde, vatandaşımız direkt ilgili kuruluşa gidiyor. Bu sadece Samsun Atakum Belediyesi ölçeğindeki kurumların örneği, ilgili kuruma gidiyor. Kuruma gittikten sonra vatandaş, kurum bizim Atakum Belediyesi veri merkezinden vatandaşa ait bilgilerin tamamını indirebiliyor. Ekranda gözüktüğü gibi kendilerine
açtığımız hat üzerinden o bölgeye ait tüm verilere ulaşabiliyorlar. Vatandaşın ister yazısını, ister iskan belgesini, isterse ruhsat belgesini, yani vatandaşı abone yapabilmek için kendisine gerekli olan tüm belgeleri barkodlu olarak alıp kendi dosyasına koyup bir daha vatandaşı bize göndermeden, vatandaşın ayağını sağa sola sürtmeden iş ve işlemleri tamamlamasını sağlayabiliyorlar. Osman Bey'i toparlayabilirsek. Sonuç geliyorum. Tamam. Evet, burada bizim belediyecilik işlemleri biliyorsunuz ki sahada gerçekleştirilen işlemler. Birçok kamu kuruluşu kağıt üzerinde, evrak üzerinde işlem yapıyor. Fakat bizim sahamız az önce Konya Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşımızdan söylediği gibi uçsuz bucaksız. Bu sahanın tamamında hizmet vermek için siz tüm verilerinizi sahaya mutlaka ve mutlaka taşımak zorundasınız. Bu olmadan kaliteli bir hizmet vermeniz imkansız. Daha önceden mevcut haritalar üzerinden, internet teknolojisiyle kullanılan haritalardan bunlar sağlanabiliyordu. Fakat belediyenin imkanlarını da bu haritanın üzerine götürmesi gerekiyordu. Az önce söylediğimiz tüm arşivin, aslında sonucun, arşivin de araziye gitmesini sağlayabildik. Ve bu bize arazi üzerinde operatörlerimizin karar verme yetisini artırdı. Kişi daha belediyeye gelmeden arazi üzerindeki sorunu anlıyor, belediye üzerindeki evraklardan irdeliyor ve vatandaşa karar sonuç iletebiliyor. Bu bizleri oldukça hızlandırdı. Bu konuda ben özellikle E-Devlet kapsamında sunulan TAPU, UAVT, ortofoto görüntülerden çok derece faydalandığımızı, bunlar olmadan böyle projenin oluşturulamayacağını ama bunların yeterli olmadığını, belediyenin temel ihtiyaçlarının sadece bunlardan ibaret olmadığını vurgulamak istiyorum. Adını sayamayacağım kadar çok kuruluşun bilgisi olmadan biz belediyeler doğru çalışabilir bir kent bilgi sistemini sürdürebilmemiz imkansız. Burada sonuçlar ibaresinde zaman olarak bunu geçeceğim. Ben öneriler kısmını bizzat bir daha okumak istiyorum arkadaşlar. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler resmi yazışma yoluyla elde ediliyor. Yani bizler bir kurumdan görüş almak için yazı yazıyoruz. Sağ olsunlar lütfettikleri takdirde cevap bize 1,5, 2, 3, 6 ay sonrasında gelebiliyor. Bu veriler geldiği takdirde bizim işlem yapma süremiz oldukça sınırsız hale geliyor. Elde edilen verilerin aynı standartta olmamasının nedeniyle de büyük zorluklar yaşıyoruz. Biz ilgili kurumdan bir veri istiyoruz. Bize gönderdiği verinin bizim sistemimizle hiç alakası yok. Veyahut da bir dünya standartıyla, Türkiye standartıyla alakası yok. Kendi yön ve yöntemleriyle oluşturmuş olduğu bir veri paketini bize verdiği zaman bizim bunu sisteme tekrar da upgrade etmemiz de imkansız hale geliyor. Bu nedenle bizim önerimiz, daha önceki zamanlarda da bu çok sık olarak dile getirildiği için kurumların üretmiş oldukları tüm verilerini lütfen ve lütfen Çevre Şehircilik Bakanlığı ile aynı standartta yayın yapmaları, bu verilerini Çevre Şehircilik Bakanlığı adı altında iletmelerini ve biz tüm belediyelerin bu verilerini buradan aldığımız takdirde az önce örnekte gösterdiğimiz kent bilgi sistemini, elektronik belge yönetim sistemini ve üst sürecini başarıyla sürdürebilir hale getiririz. Bu çalışmalarımızda bize katkı ve desteklerini esirgemeyen başta Netket ve Olgu firmalarına, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Osman Bey'e biz de sunumlar için teşekkür ediyoruz. Osman Bey'e sorumuz varsa hemen bir tane, bir ya da iki tane soru alabiliriz. Çok hızlı olabilecekse eğer. Sorumuz var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Merhaba, Tayfun Kaya, Kadıköy Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Harita Mühendisiyim. Bu EBS'den ilk evrak girerken sabit plan dosya kodundan bahsettiniz. Bu kodu parselle nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Ayrıca mevcut arşivdeki bir evrakı CBS'ye ilişkilendirirken bir mihenk noktası oluşturuyoruz demiştiniz. Yani parselin ifraz edilse bile konumu değişmiyor dediniz. Evet. Bu mihenk noktasını biraz açar mısınız? Yani ne tabii, kesinlikle. Olarak, tam olarak nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Sunuyu bir dakika alma şansımız var mı? Eğer varsa sistemden
Yani çünkü oradan göstermek çok daha hızlı olacak. Osman Bey'in sunumuna bir dönebilirsek. Atakum Belediyesi Osman Bey'in. Hızlıca. Yoksa siz buyurun eğer şeyse tamam, şöyle hani teknik olarak anlatalım. Arkadaşım teorik olarak. Devlet arşivleri yönetmeliği standartlarına göre hazırlanan bir standart dosya plan kodu var. Bu standart dosya plan kodunun sadece muhasebe üzerinden en alt basamağına kadar standart yapılmış. Ama belediyeler için 300'lü 310'lu kısımlarında maalesef böyle bir yeterlik ve standartasyon sağlanamamış. Biz belediye olarak şunu yaptık. Öncelikle standartasyonun sağlanamamış olan verilerin tamamını en alt kalemlere kadar indirdik. Örneğin bir ifraz işlemi geldiği zaman harita mühendisi olduğu için örnek veriyorum yine. 310-03-02 ile bitmiyor. Bir de bunun altında ifrazın kimden geldiği, hangi amaçla geldiğini de kodlandırarak alabiliyoruz. Bu bize şunu sağlıyor. Belediyeye bir ifraz talebi geldiği zaman en son noktaya kadar gidebiliyor. Mesela az önceki örnekte verdiğim gibi bir alan sınırı belli. Bunun dünya üzerindeki yeri ve konumu belli ve bunun parselasyon planı da var. Hem de kadastroda kayıtları da var. Biz bunu hiçbir zaman ortadan kaldırmadan, üzerine aktif ve pasif yaparak, eski verileri ortadan kaldırmıyorsunuz, ekran üzerine görüntülenen sadece en son veriler geliyor. Siz sorgulama yaptığınız esnada bir alt katmanı da görebiliyor böylelikle sistem. Üzerinde yeni katman da olsa 5 ve 6 gibi ikiye bölünmüş, alttaki 4'e ait tüm verileri de size sunabiliyor. Biz bu şahide çözdük. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Osman Bey'i göndermiyoruz. Şimdi ben bütün sunum yapan panelist arkadaşlarımı da tekrardan sahneye davet edeceğim. Salih Bey'i, Emrah Bey'i, Hakan Bey'i, Harun Bey'i ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin Bayraktar Bey'i de tekrar sahneye davet edeceğim. Ben mi vereyim? Peki. Ben verimli ve faydalı bir sunum geçtiğini düşünüyorum. Aldığımız çok şeyler oldu. Burada iki tane belediyenin, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün ve üniversitemizin bir sunumunu, üniversiteden hocamızın bir sunumlarını dinledik beraber. Bakanlıktan panelist arkadaşlarımız yok mu? Tamam. Onlarınkini daha sonra veririz. Ben hızlıca bir plaket takdimi yapacağım.